Biraz serin bir havada Kudüs'ten birlikteyiz. Merve Aydın, gece boyunca bombardıman sürdü. Açıkçası ben şimdi arkadaşlar ya üşümüyor musun diye sordu ama uyumak haram oldu. Net olarak söyleyebiliriz Gazze'lilere. Biraz böyle kısa kolluyla çıktım. Açıkçası onlar üşümüyor musun diye sordu. Benim aklıma Gazze'dekiler ne yapıyorlar acaba diye geldi. Çünkü bir yandan hani işte 4000 üzerine çıkmış bir şehit sayısı var. 437 şehitten bahsediyoruz. Diğer yandan da 10.000 üzerinde yaralı var. İsrail askerleri zırhlı araçlarla sık sık bulunduğumuz noktalarda görev yapıyor. Kıble Mescidindeyiz. Rabbim yasına uzun kılmayı nasip etti. Milli İrade'nin Sesi Star gazetesinden herkese merhaba. Bizler ilk günden bu yana olduğu gibi Filistin'i konuşmaya, unutmamaya ve hatta unutturmamaya devam edeceğiz. Bugünkü konuğumuz Filistin'de yaşanan zulmün en sıcak noktalarından birinde bulunarak orada yaşanan gelişmeleri bizlere aktaran 24 TV Haber Müdürü ve aynı zamanda Star Gazetesi köşe yazarı olan İbrahim Güneş. İbrahim Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İzniniz olursa ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Filistin'de çatışmaların en sıcak olduğu dönemde orada bulundunuz ve orada bulunduğunuz süreçte 24 gazetecinin de hayatını kaybettiğini bizlere ifade ettiniz. Bu bağlamda orada genel olarak gördüklerinizi, yaşadıklarınızı bize anlatmak ister misiniz? Şimdi öncelikle ne yazık ki o günden bugüne gazeteciler öldürülmeye devam etti. 100'e yaklaştı şehit gazeteci sayısı ve bundan sonra da artmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Netanyahu hükümeti gerçekten Nazi Yahu emirlerini uyguluyor ve soykırıma tanıklık ediyoruz hep beraber. Çocukların işte BM görevlilerinin öldürüldüğü bir ortamda gazeteciler de ne yazık ki hedef alınıyor. Gazetecilerin hedef alınmasının sebeplerinden birisi elbette dünyanın bu bilgileri öğrenmesinin önüne geçmek. Ona geleceğim ama izlenim olarak sorduklarından birkaç başlık söyleyeyim. Çok etkilendiğim olaylar olmuştu. Mesela birisi bir yedek asker yanımıza geldi ve şöyle dedi işte Gökhan'la bana, kameramanımız Gökhan'la bana. Ben bakın size şunu söyleyeyim. Siz işte Hamas terörist diye söylemiyorsunuz ama bence terörist. Çünkü bizim onlarla aramızda fark vardı. Ben de ne fark var diye sordum. Yani ne demek istiyorsun diye. Ben dedi sizi askeri bölgede gördüm dedi. İstesem ateş edip sizi vurabilirdim ama vurmadım dedi. Yani diyor ki yani ben sizi çok rahat öldürebilirim. Yani benim böyle bir yetkim var. Sorumluluğum da yok zaten. Yani Netanyahu hükümeti zaten yaptığın hiçbir şeyden sorumlu değilsin diye bir yasal düzenleme getirdi. Ve bunu bana bir lütufmuş gibi söylüyor. Yani ya ben dedim ki ya ben gazeteciyim sen de askersin yani zaten beni öldürmemen gerekiyor. Hani bu dedim övünülecek bir şey değil ki normal de değil bu senin anlattığın falan. Kızdı sonrasında gitti arkadaşlarının yanına. İşte biz de kalktık gittik ortam daha fazla gerilmesin diye. Bir işte orada bir şeyler atıştırmaya çalışıyorduk. Bir benzin istasyonunda mola vermiştik. Şunu söylemeye çalışıyorum. Gerçekten karşımızda böyle hani öldürme içgüdüsüyle bir şekilde işlenmiş, kodlanmış insanlar topluluğu var. İşte sivil dediğimiz insanların hepsinin belinde uzun namlu tüfekler var. Kadın erkek fark etmiyor, çocuklar dışında. Herkes silahlı ve çocukluktan itibaren de kodlanırken şöyle kodlanıyorlar. İşte biz üstün ırkız, karşımızdakiler köle statüsünde ya da işte aşağı statüde insanlar ya bize hizmet etmeliler ya da işte yok olup gitmeliler. Ve bu bakış açısıyla da şiddeti önlemek gerçekten çok zor. Yani Siyonizmin gerçek maskesi ya da gerçek yüzü bu aslına bakarsanız. Etkilendiğim konulardan bir tanesi mesela çok girilmesi mümkün olmayan yerlerden birisi. Batı Şeria'da Cenin mülteci kampına girdik bir grup gazeteciyle beraber. Türk gazeteci olduğumuz için bize hiçbir şey demediler açıkçası. Ama mesela söylenen şuydu, eğer bir Fransa'da bir işte İsrail'den medyasından, zaten onlar giremiyorlar ama hani yabancı medyadan birisi olsa da kolay kolay buraya girmenize müsaade etmezlerdi. Çünkü Türkiye'ye karşı çok büyük bir sempati ve sevgi besliyorlar. O yüzden size ses çıkarmadılar diye bizi orada uyardılar. Gördüğümü söyleyeyim. Her köşe başına bir şehit köşesi yapılmış, anı köşesi. İşte gencecik çocukların fotoğrafları var, işte o çatışmalarda ölmüşler. Duvarların her tarafında delikler var, mermi delikleri. Yollara büyük işte bu Normandiya çıkarmasında gördüğümüz tren raylarından büyük böyle engeller yapmaya çalışmışlar. Zırhlı araçların baskınlarını önlemek için. Ve orada çocuk olduğunuzu düşünün. Yani sürekli olarak işte birilerinin saldırdığı, bombaladığı, vurduğu bir yer. Ki Batı Şeria'da Hamas da yok biliyorsunuz. Ve şöyle düşünmüşüm ya bu şiddet sarmalında hani 1950'li yıllardan bu yana 73 yıldır yaşayan bir nesil ne olmasını bekliyoruz bu insanlardan? Hani iş yok, umut yok, geleceğe dair bir kucaklayan yok ve sürekli olarak bir baskı var, sürekli bir zulüm var ve sürekli olarak da aşağılanan bir çocuksunuz. Böyle büyüdüğünüzü düşünün. İşte yanınızda arkadaşlarınız vuruluyor, ölüyor, şehit oluyorlar. Kapıya çıkıyorsunuz bir şehit köşesi var sürekli orada işte birileri dua ediyor. Gerçekten korkunç bir görüntü, korkunç bir yaşam biçimi. Yani insan şöyle düşünüyor, bu kadar kıstırılmış, kuşatılmış olan bir yerde yaşamaya kalktığınızda nasıl bir yaşam sürebilirsiniz ki diye. İşte bugün de gene görüyoruz Cenin'e baskın yapıyorlar. Sadece baskın yapmakla kalmıyorlar yani altyapıyı komple yok ediyorlar. İnsanlar işte yaşayamasın, içme suyu gelmesin, işte kanalizasyonu akmasın, yaşayacak yolları olmasın, ambulans gelip yaralıyı alamasın diye yolları kazıp hendekler kuruyorlar. İnanılmaz bir yaşam biçimi. Hani
En etkilendiğim yerlerden bir tanesi de hayatımda. Yani birçok yer gördüm. Afganistan'a, Irak'a, işte birçok yere gitme şansım oldu gazeteki sebebiyle. Ama en etkilendiğim yerlerden biriydi ve şöyle düşündüm. Hani bu insanları kim kurtaracak bu zulümden diye düşünmüştüm. Gerçekten çok zordu. Hani cephe hattıyla ilgili de şunları söyleyebilirim. Gerçekten gazeteciliği yapanlar orada Filistinli gazeteciler. Yani bizler, elbette biz de risk aldık. Mesela bizim işte armağanların aracına roket düştü. İşte benim bulunduğum yerde sürekli çatışmalar vardı. Hani herhangi bir şekilde bize de bir mermi, yorgun mermi ya da başka bir şey isabet edebilirdi. Ama öte yandan doğrudan bombaların altında gazetecilik yapanlar var. Onların hakkını teslim etmek gerekiyor. Yani biz orada tehdit olarak ne görüyorduk? İşte bazı fanatik Yahudilerin tehditlerini görüyorduk. İşte öldürürüz, kırarız, dökeriz vesaire diye. İşte az önce anlattığım bir yedek asker gelip ben seni istesem vururdum ama vurmadım diye lütufta bulunuyormuş gibi davranıyordu. Ama onun dışında baktığımızda hani bizim aldığımız risk orada %10'sa Gazze'dekiler %100'ünü yaşıyorlar. Öyle bir ortam var. İsrail 10 yıllardır zulmüne zaten kısa kısa aralar vererek devam ediyor. Şimdi geçmişe nazaran baktığımızda teknolojik elementlerin bu kadar herkes tarafından kullanılması, Filistinli bir vatandaşın oradaki olayları, durumu tüm çıplaklığıyla aktarması, geçmişle kıyasladığımızda ne gibi değişikliklere sebep olmuştur sizce? Ya 1917'den bu yana İsrail katliamlarını, işte sürgün politikalarını, insanların evlerine çökmeyi, yani işgal etmeyi sürdürüyor aslına bakarsın ama şu an tüm çıplaklığıyla görüldü bu sayede. Fakat mesele şu, işte 76-77 gün oldu, 3. aya doğru gidiyoruz. İnsanların bunu görmesi, buna karşı tepki göstermesi, vicdanların sesinin yükselmesi önemli ama engelleyebiliyor mu? Bu soru biraz tartışılması gereken mesele. Benim bununla ilgili bir motto gibi bir sözüm var. Diyorum ki hani vicdanı olanların gücü yok, gücü olanların da vicdanı yok şu an dünyada. Uluslararası hukuk işte... insan hakları, işte demokrasi, egemen güçlerin işte dünyaya empoze ettiği birçok kelime var ama hepsinin altının boş olduğunu biz gördük net bir şekilde. Burada bence sorgulanması gereken şu, Hamas ne kadar direnebilecek? İzzettin el-Kassam Tugay'ı ne kadar direnebilecek? Çünkü onlar direndikçe Netanyahu hükümeti köşeye sıkışıyor. Hem dünyada köşeye sıkışıyor hem de kendi coğrafyasında köşeye sıkışıyor. Bakın Birleşmiş Milletler'de 121 ülke ateşkes isterken bugün işte Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomatik çabaları, dünyadan yükselen seslerle bu 153 ülkeye çıktı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le beraber yalnızlaştığının farkında ve en büyük korkusu da bölgeyi Rusya ve Çin egemenliğine ya da hegemonyasına kaptırma. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri de bu kuşatmayı bir şekilde kırmak isteyecek. Daha doğrusu insanlık kuşatmasını kırmak isteyecek ve en azından Netanyahu'yu feda edecektir diye düşünüyorum. Bu teknolojik gelişmelerin, insanlara bunların anlatılabilmesinin kıymeti buradan. Ama öte taraftan baktığınızda eğer hani ülke olarak, toplum olarak güçlü değilseniz, yani yüksek teknolojiniz yoksa, kendinizi savunacak gücünüz yoksa ne yazık ki sizi böyle çiğneyip atıyorlar ve hiç kimse de gözünüzün yaşına bakmıyor. Vicdanı olanların gözyaşları da bu akan kanı durdurmaya ne yazık ki yetmiyor. O yüzden hep gençlere de söylediğim şeyi söyleyeceğim. Biz bu coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Tıpkı Osmanlı döneminde olduğu gibi. Çünkü bu coğrafyada biz güçlü olursak mazlumların umudu olan bir Türkiye dünyadaki bu acıların büyük anlamda da sona erdirilmesine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kimileri bunu hamaset olarak görebilir ama ben öyle görmüyorum. Çünkü yani hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ben 50 yaşına geldim. Bizim piyade tüfeğimiz bile yoktu. Bugün Hisar füzesini, Siper füzesini satacak hale getirmiş vaziyetteyiz. İnşallah Kaan'ı uçuracağız diye ümit ediyoruz önümüzdeki yıl içerisinde. İşte Kızıl Elma geliyor. Yani işte Bayraktar TB3 bugün işte 32 bin saat uçmuş, testleri başarıyla gidiyor, haberleri geliyor. 30-35 ülkeye ihraç eden bir ülke haline geldik. Ben baktığımda her ne kadar ekonomik bazı sıkıntılar geçici olarak yaşansa da geleceğin Türkiye açısından iyi olacağını düşünüyorum. Yeter ki birlik beraberliğimizi korumayalım. Ben Türkiye'nin başka milletlere, ülkelere de aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi ilham olacağı kanaatindeyim aynı zamanda. Şimdi Filistin'de bulunduğunuz döneme dönecek olursak, Star Gazetesi'nde yazdığınız bir yazıda neredeyse bir dönem girilmesi yasak olan Mescid-i Aksa'ya girdiğinizi, hatta orada namaz kılma fırsatını elde ettiğinizi bildirmiştiniz. Orada okumuştuk yazınızda. Peki orada neler hissettiniz Mescid-i Aksa'ya gittiğinizde ve özellikle ettiğiniz bir dua oldu mu? Neler temenni ettiniz? Yani şöyle söyleyeyim, ilk seferine giremedik zaten. Gökhan'la gittiğimizde kapıdaki adam bizi kapalı deyip reddetti. Hatta dedi ki ya şuraya kadar gelelim bir fotoğraf çektirelim. Bir dakika bile sürmez. Zaten görünüyor oradan ama çekmeniz izin ver. Defol demeye getirdi. Bizi oradan kovaladı. Sonra biz yılmadık. İşte iki gün sonra bir daha şansımız denedik. Bu sefer daha böyle ılımlı birine denk geldik herhalde. Bir şey söylemedi. Geçin dedi. Pasaportlarımıza baktı. Geçtik. Adım attığınız andan itibaren gerçekten böyle uhrevi bir hava sizi sarıyor. Biraz da biz yatsı namazı vaktinde gitmiştik. Güneş batmıştı böyle. Gerçekten böyle hani başka bir dünyaya adım atmış gibi hissediyorsunuz. Onu net olarak söyleyeyim. Hatta o zaman bir videoda paylaşmıştım tüm samimiyetimle. Ve orada hissettiklerimi daha bugüne kadar hissettiğimi söyleyemem. Şimdi tabii
Kubbetü Sahra'ya gitmek ayrı bir heyecandı. İlk kıbleye gitmek, yatsı namazını kılmak ayrı bir heyecandı. Ve şöyle söyleyeyim, insan kendini gerçekten çok iyi hissediyor bir yandan. Bir yandan da işte orada bakıyorsunuz çok daha kalabalık bir cemaat olması lazım o saatte ama kısıtlamalar sebebiyle işte 30-40 kişiyle namazı kılabiliyorsunuz. Çünkü beğenmediklerini almıyor kafasına göre. Bir kriter koymuş. Çok itiraz ederseniz duvarda bir İsrail bayrağı asmışlar. Kafanızı oraya böyle yapıştırıp üst araması yapıyorlar ki üst araması artık taciz boyutunda bir üst araması. İtiraz ederseniz de yani direnirseniz de gözaltına alınma riskiniz var. İsrail'de gözaltına alındığınız zaman nereye gittiniz, ne olduğunuz konusu çok muamma. Hani tamam benim arkamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti var, ben ülkeme güveniyorum, başıma bir şey gelse beni oradan çeker alırlar ama ne yazık ki Filistinler böyle düşünmüyorlar. Çünkü Filistin'de cebinizde küçük bir Filistin bayrağı bile bulunsa, Doğu Kudüs'ten bahsediyorum bu arada, orada gözaltına alınıyorsunuz ve nereye götürüldüğünüzü söylemiyorlar bile. Günlerce ortadan kaybolabiliyorsunuz. İşte organ ticareti, deri ticareti gibi konuları hep konuşuluyor bölgede. Baktığınızda gerçekten orada bir zulüm olduğunu görüyorsunuz ama yani ilk kıbleye gitmek, orada işte secde etmek, namaz kılmak çok çok farklı hissettiriyor. Çok böyle mutlu hissettiriyor, onu söyleyeyim. İşte sevdiğim birkaç kişi vardı. Onları aradım görüntülü olarak. Bakın ben dedim hani buradayım, sizin için dua ediyorum ama isteğiniz bir dua varsa onu da edebilirim diye söyledim. İlk duamı da söyleyeyim. Allah devlete, millete zeval vermesin şeklinde oldu. Hani kendimden, çocuklarımdan, anne babamdan önce bu duayı ettim. Hala da tüylerim diken diken oluyor şimdi hatırlayınca. Çünkü şöyle düşündüm. Hani gerçekten devletiniz, milletiniz bir arada birlik içinde olmadığı zaman neler yaşattıklarını orada net görüyorsunuz insanlara. Çok çok korkunçtu yani. Hani bir yandan orada olmak çok güzel bir duygu, diğer yandan orada namaz kılarken hangi vesileyle geldiğiniz hep aklınızda oluyor. Yani ben buraya işte bu zulmü görmek için ya da bu zulmü aktarmak için burada, yani bu görev için geldim ama böyle Rabbim nasip etti, böyle vesile oldu diye düşünüyorsunuz. Bir yana işte çok böyle huzur verici, uhrevi ve mutlu edici. Diğer yana böyle inanılmaz ağır bir huzursuzluk ve üzüntü. Çünkü siz orada secde ederken başka insanların o dakikalarda bomba altında şehit olduğunu biliyorsunuz ve çaresizsiniz. Hiçbir şey de yapamıyorsunuz aslına bakarsanız. Aslında hani oraya gittiğinizde de genel olarak bu dirayette ne için mücadele ettiklerini de kavramanız için bir eşik noktası. Kesinlikle. Mescid-i Aksa'da. Son olarak da küresel bir boykot anlayışı artık insanların zihinlerinde vuku buldu. Oraya gitmeden önce, Filistin'e gitmeden önceki boykot anlayışınızla gittikten sonra boykotu niçin yapıyoruz ya da yapmalıyız düşüncenizde bir değişiklik oldu çok mu? Çok ciddi değişiklik oldu. Basit bir örnek vereyim mesela. İşte eşimin istediği bir tane böyle robot var. Evde geziniyor, sağ solu süpürüyor. İşte İsrail gümrüğünde $200 o. Ve ben almadan dedim ama sonra dedim ki arkadaşlardan birinden rica edeyim gelirken alsınlar ondan sonra. Hatta arkadaş dedi ki ben gelirken alırım dedi ondan sonra bizim kameraman arkadaşımız. Sonra düşündüm dedim ki ya ben ne yapıyorum yani hani oraya gittim o zulmü gördüm ettim ve hani o mutfak robotunu ya da işte süpürme aletini $200 işte burada 10 bin lira civarında olan bir $100 kar edeceğim diye İsrail'den almak nasıl bir bakış açısı diye düşündüm. Ve utandım kendimden açıkçası. Arkadaşa da dedim ki ya ben hani sana böyle bir şey söyledim ama sonra düşündüm de yani burada çocukların kanı var. Ben bu hani ekonomiye bu katkıyı yapmak istemiyorum ve iptal et ben buradan 10 bin liraya kendi ülkemden alırım gerek yok diye söyledim. Sonra işte buradan geldik aldık onu biraz daha pahalı bir fiyatı ama hani şu an baktığımda o kadar kendimi iyi hissediyorum ki iyi ki de oradan almadım, iyi ki de buradan biraz daha pahalıya aldım. Hem ülkeme vergi vermiş oldum hem de oraya bir şey kazandırmadım. Özetlemem gerekirse şu mesela, evde çocuklarla konuşuyoruz mesela. Artık çocuklar o işte zincirlere gitmiyorlar mesela. İşte o gazlı içecekleri almıyoruz. Ben mesela marka verebiliyor muyum bilmiyorum ama Niğde gazozu alıyorum artık eve gazlı içecek aldığımızda, memleketimin gazozunu. Mesela tıraş bıçağı biraz daha zor kesiyor, onu da itiraf edeyim. Yerli olan yani biraz daha zor kesiyor sabahları tıraş olurken ama diğeri çok böyle üç bıçaklı, çok böyle kalite vesaireydi. Fakat şimdi doğru tıraş olurken şöyle düşünüyorum yani birazcık yüzümü böyle tahriş ettiğinde ya diyorum o kadarına katlanacağız. Yani insanlar nelere katlanıyor, biz de yüzümüzün tahriş olmasına katlanacağız. Ha bu şey demek değil yani yerli markalar da daha kalitelisini üretmek için mücadele etsinler. Dünya markası olsunlar, biz onlara muhtaç kalmayalım. Türkiye'nin temel problemlerinden biri bu bence. İnsanlar belli bir markayı belli bir seviyeye getirdikten sonra siyonizme satıyorlar iyi para verdikleri için ama belli bir maaşı ya da belli bir parayı kazandıktan sonra insanlar daha farklı bir duruş sergilemeli. Yani hayatta her şey para değil. Durduğumuz yer de çok önemli. O anlamda işte ne bileyim suyu değiştirdik, tıraş bıçağını değiştirdik, yeme alışkanlıklarımızı değiştirdik ama şunu söylemeye çalışıyorum. Siyonist markalarla mücadele bir yaşam biçimi olmalı. Hepsini değiştiremiyoruz. Net olarak ifade edelim yani. Ama değiştirebildiklerimizi değiştirebiliriz. En azından kendi ekonomimize katkı sağlayabiliriz. En azından onların dünya siyasetini paralarıyla yaptığı baskıyı affetmeye çalışabiliriz. İşte o zincir market, zincir kahve zincirinin bir tanesi Norveç'te iflas etti, kapattı mesela. Niye bizim ülkemize de iflas etmesin? Niye benim kendi ülkemin kahve zincirleri olmasın sorusu aklıma geliyor. Burada sermaye düşmanlığı yapma anlamında da söylemiyorum. Doğrudan İsrail'e ve İsrail askerlerine destek açıklayan markalara ben kendi adıma bir kuruşum gitsin istemiyorum. Helal etmiyorum o paraları çünkü gittiği zaman. O yüzden de hani herkes bunu bir yaşam biçimi haline getirmeli.
Hani yerli ve milli duruş meselesi esas sorunlardan biri bence ülkemizde. İsrail'e de yardım edeceksek, Arakan Müslümanlarına da yardım edeceksek, Suriye'deki kardeşlerimize de yardım edeceksek, Irak'ta da bir huzur gelecekse bunun önceliği güçlü ekonomiden, güçlü ordudan, güçlü milletten geçiyor. Yani işte Türkiye yüzyılını beraber inşa edersek ben kendi coğrafyamızda akan kanın durması için çok işler yapacağımızı inanıyorum. Belki Ukrayna'da akan kanın durmasına da faydamız olacak. Çabalıyoruz ama güçlü olmazsak, yani net söyleyeyim, Batı tarafından güdülen bir ülke olursak hiçbir zaman bir şey olamayacağız. Ve hiçbir zaman da başka insanların yaralarına merhem olamayacağız. Bir gün gelecek işte 2015'teki Hendek teröründe olduğu gibi üzerimize basmaya çalışacaklar. İşte Yahudi hahamın dediği gibi Amonoslara kadar büyük İsrail sınırları var. Biz oraya kadar gideceğiz, fetvalarını dinleyeceğiz. Ya da işte ülkeyi parçalamaya çalışsan Pensilvanya'daki şarlatanın dediği gibi güneydeki sevdikleri ülkeyle işbirliği yapanlarla mücadele etmek zorunda kalacağız. O yüzden hep beraber gazeteciler olarak, vatandaşlar olarak teyakkuz halinde olmalıyız. Son cümlem şu olsun bu konuyla ilgili. Bugün işte patates, soğan fiyatı vesaireye kafamızı takarsak yarın ülkeyi kaybettiğimizde çok vahlanırız, ahlanırız. Patates fiyatı bugün işte 10 lira, 12 lira, 15 lira. Ben bakıyorum, takip ediyorum. Soğan hatta 6,5 liraya düştü. Ama işte hala ülkemize sahip çıkmaya devam ediyoruz. O gün 50 lira oldu diye değiştirseydik eğer ülkemize sahip çıkma zihniyetimizi, bugün belki patatesi 100 liraya da bulamayacaktık. Belki de tencerelerle sağda solda yiyecek bir şeyler arıyor olacaktık. İnsanlar unutuyorlar ama yani daha 7 yıl önce bu ülkenin yarısını bölmeye çalıştılar Doğu Güneydoğu illerinde. Tonlarca patlayıcıyla 800'den fazla şehit vererek bu toprakları biz tekrar geri aldık o teröristlerden. Yani bunları unuttuğumuz zaman tekrar bize yaşatırlar çünkü tarihte bir sürü örneği var. Geçenlerde bir animasyon izledim, Anadolu medeniyetlerinin olduğu bölgede kurulan devletler diye. İşte M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren bir Osmanlı 600 sene kalmış. Onun dışında parçalanan, yıkılan, küçülen, büyüyen, tekrar yıkılan, tekrar kurulan tonlarca devlet var. Avrupa ve bizim bulunduğumuz bu coğrafya, yani yakın coğrafyadan bahsediyorum. İşte bir Roma İmparatorluğu, bir de Osmanlı İmparatorluğu uzun süre hakimiyet kurabilmiş. Bu sırra vakıf olmak gerekiyor. Yani Osmanlı uzun süre nasıl vakıf oldu bu toprakları? Korudu, kolladı. Nasıl biz Filistin'de bir tane başçavuşla ya da bir uzman çavuşla ya da neyse işte bir çavuşla 100 yıl boyunca, 400 yıl boyunca o insanları huzur içinde yaşatabildik. Bunlara kafa yormak lazım diye düşünüyorum. Bunun için de bizden bir şey olmaz diyenlere, işte icat çıkarma diyenlere değil, hayır kardeşim çalış, daha çok çalış, az tüket, çok çalış diyenlere kulak vermemiz gerekiyor. Filistin'in kurtuluşu da bence buradan geçiyor. Çünkü zulüm bir günde gelmiyor, bir günde de bitmeyecek. Bu uzun vadeli bir şey. Yani Siyonistler 3000 yıllık planlar yapıyorsa, bizim en azından Türk milleti olarak, hani İslam'ın sancaktarlığını yapmış ve bununla da gurur duyduğumu söyleyeyim bir millet olarak, bizim de böyle 100 yıllık, 200 yıllık, 500 yıllık planlar içerisinde adımlar atmamız lazım. Çünkü biz geldik gidiyoruz ama çocuklarımız bu mücadeleyi bu coğrafyalarda vermeye devam edecek. Yoksa tarihe gömülen devletlerden biri olmamız işten bile değil. Çünkü Anadolu aynı zamanda bir medeniyetler mezarlığı. Şimdi İbrahim Bey, siz de aslında hem mesleğiniz gereği hem de kendiniz oldukça sosyal medyayı güncel olarak takip eden birisiniz. Filistin meselesini içselleştirmek ya da bu meseleye sahip çıkmak için bir insanın hangi niteliklere sahip olması gerekiyor? Ya bir niteliğe gerek yok. İnsan olmak yeterli aslına bakarsanız. Hani dün bir basın açıklaması vardı işte Filistin için dayanışma grubu. Bir gazete çıkarmış, gazete diye. Onu işte dağıttık Beşiktaş'ta. Orada da söyledim yani insan olmak yeterli. Yani ben kendi adıma hani dünyanın neresinde olursa olsun, hangi coğrafyada olursa olsun çocukların katledildi ve bunun bilinçli yapıldığı bir soykırıma, seyirci kalınabilmesini kabul edemem. Yani bu işte Holokost'ta da olsa kabul edemem. İşte Arakan'da da olsa kabul edemem. Suriye'de de olsa kabul edemem. Filistin'de de olsa kabul edemem. Yani insani duruş bunu gerektirir diye düşünüyorum. Yoksa bu işe işte ya bu işte İslamcıların sorunu, bu işte sekülerlerin sorunu, bu bizi ilgilendirmiyor. Ben işte giderim o kahvemi de içerim ha 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 diye bakanlarla aramızda bir fark olduğunu düşünüyorum. Şu an dünya bana göre şuraya geldi. İyi insanlar ve kötü insanlar mücadelesi var. Biz safımızı nerede seçeceğiz ona karar vermemiz gerekiyor. Allah'a şükür bugüne kadar kötü insanlar safında olmamak için büyük mücadele verdik. Bundan sonra da Rabbim seni o haram lokmayı boğazımızdan geçirmesin. Amin inşallah. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak eklemek istediğim özellikle genç kardeşlerime söylemek istiyorum. Çok çalışacağız, çok çalışacağız, çok çalışacağız. Az tüketeceğiz, daha çok üreteceğiz. Hep şikayet ettiğimiz meselelerden birini söyleyeyim işte. Almanya'ya örnek veriyoruz. Almanya ile bizim nüfusumuz aynı 80-85 milyon aralığında. Onlar 7 trilyon dolarlık üretim yapıyor. Biz 1 trilyon doları yakalamaya çalışıyoruz. Yani pastayı büyütmeden, mücadele etmeden, üretmeden kazanmak yok. Böyle beleşe bir hayat da yok. O yüzden gençler çok çabuk kırılıyorlar. Hani bu mücadelelerde herkesin güçlü bir şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Son cümle olarak şunu söyleyeyim. Merhamet yorgunluğuna düşmeyelim. Bugünlerde fark ediyorum. İşte Filistin'le ilgili haberler daha az izleniyor. İşte sosyal medyada daha az tıklanıyor. Ben de bazen gözümü kaçırıyorum. Paramparça olmuş çocukların çığlıklarını duymak gerçekten insani bir refleks. Kolay değil onları izlemek ama
Aslında Siyonizmin güvendiği de bu yani. Diyorlar ki işte ya biz 100 yıldır yapıyoruz, unutuyorlar. Bir süre sonra sesleri kesiliyor. Yine yaparız, yine unuturlar. Unutmamamız gerekiyor. Merhamet yorgunluğuna düşmek yok. Kötülüğün sıradanlaşmasına izin vermemeliyiz. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. Star Gazetesi'nin bugünkü konuğu 24 TV Haber Müdürü ve aynı zamanda Star Gazetesi köşe yazarı olan İbrahim Güneş'ti. Bu tarz içeriklere daha fazla erişmek ve izlemek istiyorsanız Star Gazetesi sosyal medya hesaplarını takipte kalın.